Bir bu sefer. Bu bir. Kapat oldu. Mavi de koydu. Mavi de koydu. O da mı olmadı? Abi. Kaldırmayacağım. Abi bak kapı açık. Ha kapı açık. Tamam mı? Orada şey de var. Fındık fıstık orada. Şey gofret. İsrail gelirse biz nasıl olsa onları engelleriz şeklinde tezahüratlar var. Herkes bir ruh. Biz geminin en üst katında güvertedeyiz. Bir alt katımızda ise biraz önce cuma namazı kılındı. Şimdi ise dualar ediliyor. This is a message to the world. We are in international waters. We're 80 miles off the coast of Gaza, yet Israeli warships are threatening us. There are two that we are aware of on the radar. They are cutting the Turksat satellite system on and off to try and prevent the world knowing what Israel is preparing to do. This is against international law. We are on a peaceful humanitarian mission delivering humanitarian aid to Gaza. We are calling on the world to take action to stop Israel from... Sahip çıkmaktan ibaret olmayacak kuşkusuz bu girişim. İnsanlık onuruna sahip çıkma anlamını taşıyacaktır. Duvar! Different ships, who's on them? Who the concentrate on? Next one? Okay, next one. Get. And next one. What, the other side, or you got the whole thing? Next one, yeah. And next one. Excuse me, my sir, Indonesia! Indonesia! Yaralı nereye yaralı? Aşağıya yaralı. Aşağı. Aşağı. Elhamdülillah yaralı. Diktör! Diktör benim! Abi aşağı alalım ya. Alacak, alamayız ki. Ağır vücut şimdi. Çekil. Beyler, beyler. Şurayı açmamız lazım. Gel, üstede gel. Hangisini alacaksın? Gel, gel, gel. We need someone in the back too. Tamam. Abiler tutun bu arkadaşları. Onlar burayı seyrediyor. Evet. Helikopter burada. Gerçekten bu insanların sizin yardımınıza ihtiyacı var. Gerçekten bu insanların sizin yardımınıza ihtiyaçları var. İnsansız hava uçaklaşamıyoruz maalesef. Onların neler yaşadığıyla ilgili en ufak bir biz geminin en arkasındayız. Yayınımız hala devam ediyor ve sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Ancak daha ne kadar konuşabileceğiz? Daha ne has not entered neither Gazan territorial water nor Israeli territorial water. But if you can see around us, there are Israeli naval ships that have been trying to board the ship as well. Jamal al-Shayal. ناري ولا سلاح أبيض ومع ذلك الشباب مستعدون للمضي في مقاومتهم ضد جنود الاحتلال. نسمع الآن طلقات النار وأيضا القنابل الغازية التي يقذفها جنود الاحتلال على المتضامنين على الرجال والنساء والشيوخ وكذلك على كل ما سادج يوم بشيء
şekilde şu an Kaptan Köşkü'ne doğru helikopterler. The ship. There are some injured passengers now on board. Tear gas has been used as well as live bullets. Cemal Alşayal, Al Jazeera. Yaralılarımız var. Suç işliyorlar demek istemiyorum. Her taraf suç ve şu anda her tarafta saldırı var. İnşallah kimse ölmeyecek ama bu sizin yapacağınız her şeye bağlı. Şu an gaz bombası fazla ağnaf hücum vahşi aqal ma yuqal fihi taban bada'u yastakhdimun ar-rasas al-hayy al-an hunak jarih wa hunak fi al-haqiqa akthar min نعم اذا الوضع جد خطير هناك عدد من المصابين عدد ربما من الصعب الان حصره ولكنه ربما 10 only civilian passengers on board this ship. اذا هناك شهيد هناك شهيد على ظهر هذه السفينه الان جنود الاحتلال يتقدمون من هذا الطرف بهذا جنود الاحتلال اضافه الى وجود شهيد على متن هذه السفينه بالاضافه الى ربما باتوا الان بالعشرات المصابون على Not Israeli waters, not in the 68-mile exclusion zone. We are being attacked in international waters completely illegally. Kimdi bu abimizin ismi nedir? İskenderun'dan Cengiz. İskenderun'dan Cengiz abimiz, şehit. İsrail'in, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldu. İnşallah Gazze şehidimiz. İHA'nın basın sorumlularından Cevdet abi. İzmir'den Cevdet Songür. Cevdet Songür abi İzmir'den. Uğur abi. Uğur abi. Uğur Süleyman abi. Adanalı abimiz, şehit abimiz yine. Çetin Topçuoğlu hocam. Çetin Topçuoğlu. Medya yaralılarımız. Tamam o zaman şu yan tarafa çıkarın hemen bir ambulans getirelim. Koridor açın ambulans varmış orada. Hangi tarafta var ambulans? Sağda çıkışta var. Tarafındaki kapıdan yapacağız. Değerli Filistin dostları, çıkışlarımızı müftülük kapımızdan, Fevzi Paşa kapılarımızdan kapılara yönelelim. Kıymetli cemaat, çıkışlarımızı arka müftülük kapısından ve Fevzi Paşa kapısından yapacağız. Hep beraber. Sabah 4 sularında helikopterin ilk indiği noktada bulunuyordum ben. Helikopter iniş yaptıktan sonra, yere uzandıktan sonra ben yerdeyken ayağıma kurşun sıkıldı. Bu şekilde yaralandım. Siz kendinizi yere mi attınız o esnada askerlerden korunmak için? Yukarıdan ve denizden gördüğümüz andan itibaren kurşun sıkıyordular. Yani hani bizi teslim almak gibi bir niyetleri yoktu. O yüzden korunmanın tek yolu şey gördük yani. Yere yatma, hani yere yatarsak belki kurşun sıkmazlar diye düşündük o anda. O refleksle. Tepeden inenler ve aşağıdan sürekli kurşun sıkınca yere yattık. Yere yattıktan sonra onlar gemiye binince ben bacağımdan bir kurşun yedim. İlk başta bize hücum botlarla yaklaştılar. Hücum botlardan gaz bombaları ve ses bombaları attılar korkutma maksatlı.
birkaç el ateş sesiyle duyuldu. Silahlarla ateş de ettiler. Bizim botlarla çıkmadılar. Helikopterle indirme yapmaya başladılar en üst kata. Halatları sarkıtıp helikopterden askerler inmeye başladı. Ve iner inmez hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladılar gerçek mermilerle. Ben birinci katta güvertenin burnundaydım. Onlar üçüncü kattaydı. Oradaki projektörleri bize doğru yönelttiler. Biz onları göremez hale geldik. O projektörlerin arkasından bize ateş ettiler. İlk kurşun ayağıma geldi, ayağımdan sekti. Daha sonra üzerimizde can yeleği vardı denize düşme tehlikesine karşı. Omuzuma bir plastik mermi geldi. Daha sonra da belimin arka kısmından, arkamdan yani bir kurşun girdi. Omuriliğin yaklaşık 1 santim yanından. Etek bölgemden çıktı. Yani ince bağırsağım, kalın bağırsağım bir kısmını almışlar. Kalın bağırsağımı tamir etmişler. Öyle vurulduktan sonra da zaten arkadaşlarıma vurulduğumu fakat olayın sıcaklığıyla hissedemediğimi, beni revire götürmeleri gerektiğini söyledim. En üst güvertedeydim. Yukarıda kaptan olduğu yerdeydim. İşte esrar askerler ateş ediyordu. Rastgele ateş ediyordu. Biz 3 kişiydik orada. Eğildik yani kendimizi korumak amaçlı. O sıra onların silahlarındaki lazerlerin geçtiğini görüyorduk yani önümüzden. Yukarı tam tepemizdelerdi çünkü. O sıra vuruldum. Ondan gerisini hatırlamıyorum zaten. Askerlerin bizim bulunduğumuz bölgeye geldiği anlarda onları görüntülemeye çalışırken, hatta görüntülerken beni gören ilk asker tarafından vuruldum. Kamera omuzumdaydı. Tam şu pozisyonda askeri çekiyordum ve çömelmiştim. Yani birazcık da siperdeydim. Mermi şuradan girdi. Pazumun arkasından çıktı. Tabii vurulmamla düşman bir oldu. O an kayıttaydım. Ama ne yazık ki kaset kameranın içinde kaldı ve İsrail buna el koydu. Ama uyduya geçilen bir sürü görüntü hala televizyonlarda dönüyor. Peki kameranızı bulabildiniz mi? Kameramız, kendi şahsi cep telefonum ve birçok basın mensubunun laptopları, fotoğraf makineleri hiçbirini İsrail vermedi. Hepsine el koydu ve vermeyecekti büyük ihtimal. Geçen helikopterler, işte casus uçaklar, bunların ışıklarını falan ancak geceliğin tabi ışıklarını görebiliyoruz. Bunları göstermeye çalışıyordum. Sonra daha belirginleştiler yaklaştıkça. Süliyetleri en azından. Tabi artık kamerada Allah ne verdiyse açarak gain, diyafram sonuna vurdurarak verebildiğim kadar vermeye çalıştım. Very, very happy. Türklerin ve Türk hükümetinin yaptıklarından dolayı çok mutluyum. İnsanlar buraya Filistin için, Türklerin yaptıklarını desteklemek için geliyor. Ve ben de bu sebepten geldim. Ben de Türkiye'yi seviyorum. Türk hükümetini seviyorum. Erdoğan'ı seviyorum. Türkiye'de Gazze'yi destekleyen çok güçlü insanlar görüyorum. İsrail ordusundan birçok asker geldi ve her yerdeydiler. Ellerinde her şey vardı, silah gibi. Ama biz sadece yemek götürdük. Ama İsrailler geldi ve bağırmaya başladı. Ellerinde silahlarla ateş açtılar. Kafamın arka tarafından vurdular ve kelepçelediler. Ben İsrail'de hastaneye gitmedim. Çünkü onlara hiçbir şekilde güvenmiyorum.